Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oturmak sözcüğü karşısında verilen anlama uygun olarak kullanılmamıştır? Birinci sorumuzda A, B ve C seçeneklerinde oturmak sözcüğü karşısında verilen anlama uygun olarak kullanılmıştır. Fakat D seçeneğinde oturmak sözcüğü karşısındaki verilen anlama uygun olarak kullanılmamıştır. Buradaki oturmak sözcüğü belli bir yörüngede dönmeye başlamak anlamı katmıştır cümleye. Bu sebeple cevabımız D seçeneğidir. İki, numaralanmış cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır diyor. İki, üç ve dördüncü cümlelerde altı çizili kelimeler cümleye zaman ilerledikçe anlamı katmıştır. Fakat bir numaralı cümlemizde altı çizili sözcük cümleye bir gün ara ile iki günde bir anlamı katmıştır. Bu sebeple cümleye diğerlerinden farklı bir anlam kattığı için ikinci sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktı. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi uzun süre haber alamayınca çok korktum cümlesinde kullanılan fiille aynı anlam özelliğine sahiptir? Anlam özelliği dediğimizde eylemde, iş, durum ve oluş fiili olup olmadıklarına bakıyoruz. Bize verilen cümledeki fiil karşımıza durum fiili olarak çıkmış. Fakat seçeneklerimizde A, B ve C seçeneklerinde verilen fiiller karşımıza iş fiili olarak çıktığı için A, B ve C seçeneklerimiz yukarıdaki verilen eylemle aynı anlam özelliği taşımamaktadır. Fakat D seçeneğinde uzandık fiili durum fiilidir ve yukarıdaki verilen cümledeki fiil aynı anlam özelliğine sahip olduğu için üçüncü sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Buna göre Selin aşağıda tarifleri verilen içeceklerden hangisini arkadaşı Ceren'e hazırlamalıdır? Selin evine gelen arkadaşı Ceren'e bir içecek hazırlamak istemektedir. Ceren'in kırmızı bibere alerjisi vardır ve sağlıklı beslendiği için yağ oranı fazla olan kremayı tüketmemeyi tercih etmektedir. Bunların yanında Ceren'in marshmallow'u çok sevdiğini bilen Selin, arkadaşına farklı bir içecek hazırlayacaktır. Bize verilen bu bilgilere göre içinde kırmızı biber ve krema bulunan 1 ve 4 numaralı tarifler elenmektedir. Marshmallow'u sevdiği belirtilen Ceren ise içinde marshmallow bulunan 2 numaralı içeceği daha uygun olacaktır. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir durum söz konusudur diyor. Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin başka bir olayın veya duruma bağlı olduğunu belirten cümlelere biz şart sonuç cümlesi deriz. Beşinci sorumuzda C seçeneğinde verilen cümle karşımıza koşul sonuç cümlesi olarak çıkmıştır. C seçeneğinde birinci bölüm yan yargı koşul, ikinci bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur. Günde en az yarım saat kitap oku ki paragraf sorusunu daha hızlı çöz cümlesi koşula bağlı bir durum belirtmektedir. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Altıncı sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşünce söz konusudur? Kişiden kişiye değişebilen, ispatlanamayan, duyguların ön planda olduğu cümlelere biz öznel cümleler diyoruz. Burada soru bizden öznel düşünce bulmamızı istiyor. Altıncı sorumuzda D seçeneğinde eşsiz sözcüğü cümleye
öznel bir düşünce anlamı katıyor. Altıncı sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktı. Yedinci sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? İki yargının birbirine neden-sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu cümlelerdir neden-sonuç cümleleri. Bu tür cümlelerde temel cümleye neden, niçin, niye sorularını sorarız. Neden, niçin, niye sorularına cevap veren bölüm neden cümlesini, geriye kalan bölüm ise sonuç cümlesini oluşturur. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Müzik, bireylerin eğitimsel sürecinde önemli bir yer tuttuğu için duyusal ve bilişsel yönden gelişmelerini sağlar. Cümlesi karşımıza neden sonuç ilişkisi kurulmuş bir cümle olarak çıkmıştır. Yedinci sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sekizinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı yanlış verilmiştir diyor. Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler diyoruz. Zıt anlamlı kelimelerde en çok dikkat etmemiz gereken şey bir kelimenin olumsuzu o kelimenin asla zıt anlamlısı değildir. B seçeneğinde altı çizili kelimenin olumsuzu verildiği için cevabımız B seçeneği olacaktı. Sekizinci sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz. Tez zamanda işlerini halledecektir cümlesindeki altı çizili sözcüğün sesleşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcükleri biz sesleş sözcükler diyoruz. A seçeneğinde tez kelimesi altı çizili sözcüğün sesleşi olarak karşımıza çıkmıştır. Dokuzuncu sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktı. 10. sorumuz, yukarıdaki cümlelerde koyu sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır diyor. Birinci cümlede koyu sözcüğü rengi açık olmayan anlamında kullanılmış. İkinci cümlede koyu sözcüğü aşırı anlamında kullanılmış. Üçüncü cümlede koyu sözcüğü yoğunluğundan dolayı güç akan anlamında kullanılmış. Dördüncü cümlede ise koyu sözcüğü hararetli, derin anlamında kullanılmış. Buna göre koyu sözcüğü karşımıza dört farklı anlamda çıkmıştır. Onuncu sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktır. 11. sorumuz. Bu şiirdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizili kelimemiz olan yalan, yanlış kelimesi karşımıza yakın anlamlılık ilişkisiyle çıkmıştır. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. sorumuz. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Okuduğumuz metinlerde üzerinde durulan düşünce, olay, durum o metnin bize konusunu sunar. Bir metnin konusunu bulmak için metinde anlatılan nedir? Bu metinde ne hakkında söz ediliyor? Gibi soruları yöneltebiliriz. 12. sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktı. On üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Anlam bakımından dediği için neye bakacaktık? İş fiili mi, oluş fiili mi, durum fiili mi diye bakacaktık. A, B ve C seçeneklerindeki fiiller karşımıza durum fiili olarak çıkmıştır. Fakat D seçeneğindeki fiil
iş fiilidir. Cevabımız D seçeneği olacaktı. 14. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulmuştur? Anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, anlatımı daha çekici hale getirmek için aynı sözcüğün eş, yakın, karşıt anlamlı veya sesleri birbirini çağrıştıran sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşturulan sözcük grubuna ikileme denir. Burada C seçeneğinde ikileme karşımıza yakın anlamlı olarak çıkmıştır. 14. sorumuzun cevabı C seçeneğidir. 15. sorumuz. Yukarıda anlamı verilen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Birbirleriyle ilişkileri bulunan iki kişinin iyi geçinebilmeleri için yalnızca birinin iyi olması yetmez. Atasözü uzun, deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olduğu için öğüt verici nitelikte söz, sağ, dar bilimsel demektir. D seçeneğinde atasözü karşımıza anlamı verilen atasözü olarak çıkmıştır. Mermer, iyi taştan, iyilik, iki baştan bize yukarı verilen atasözüyle ayrılmak içermiş. 15. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 16. sorumuz. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi dil değildir? Evet, genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış, birden çok sözcükten oluşan, bir kavramı ya da durumu karşılayan kalıplaşmış sözcük gruplarına biz deyim deriz. D seçeneğinde altı çizili sözcük karşımıza deyim olarak çıkmamıştır. Fakat A, B ve C seçeneklerindeki altı çizili sözcükler karşımıza deyim olarak çıkmıştır. 16. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 17. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Kurum, kuruluş, kurul, İş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu nedenle 17. sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktı. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın derken kesme işaretiyle gelen ekimizi ayırmamamız gerekiyordu. 17. sorumuzun cevabı Denizli seçeneğidir. 18. sorumuz. Yarışmaya hangi gün katılacağı kesin olmayan şehirler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bu tarz sorularda kesinlikle bizim tablo çizmemiz gerekmektedir. Bize verilen bilgiye göre yarışmanın son gününün perşembe olduğu ve yarışmanın 7 gün süreceği bilgilerine göre yarışma günlerini tabloya yerleştirebiliriz. 4. gün İzmir, 7. gün Nevşehir olarak karşımıza çıkmış. Buna göre İzmir ve Nevşehir okullarının yarışacağı günler belli olmaktadır. Bu verilen bilgilere göre Ankara'dan gelen okulların 5 ve 6. gün yarışacağını düşünürsek Gaziantep ve Kayseri'den gelen okulların peş peşe yarışması gerektiği için ancak 1, 2 ve 3. günler uygundur. Ordu'dan gelen okulların da hafta sonu yarışacağı bilgisine göre Gaziantep birinci gün, Kayseri İkinci gün Ordu'da, üçüncü gün yarışacağını anlıyoruz. Ankara ve İstanbul ile ilgili 5 veya 6. günlerde yarışacağından başka bir bilgiye ulaşamıyoruz. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır.
18. sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğrudan anlatım söz konusu değildir? Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılmasına doğrudan anlatım denir. Başkasından alınan sözün cümledeki yargıyı değiştirmeden kendi sözcüklerimizle aktarılmasına da dolaylı anlatım denir. 19. sorumuzda C seçeneğinde verilen cümle karşımıza dolaylı bir şekilde çıkmıştır. 19. sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktı. Yirminci sorumuz. Bu parçada kaç cümle öznel yargılıdır diyor. Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelere biz öznel cümleler diyoruz. Bu parçada karşımıza 5 tane cümle öznel olarak çıkmıştır. Çocuklar toplumumuzun vazgeçilmez üyesidir. Onlar gelecekteki mirasçılarımızdır. Kuşkusuz onların gelişimindeki en önemli faktör aile ve bulundukları toplumun, çevrenin özellikleridir. Çocuk doğduğu anda itibaren bir araştırma içine girer, gördüğü pek çok şeyi kavramaya çalışır. Toplum içinde kendini yavaş yavaş göstermeye başlar cümleleri karşımıza öznel yargılı olarak çıkmıştır. Fakat hepimiz çocukluk dönemini yaşamışızdır cümlesi öznel bir cümle değildir. 20. sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Denememiz burada sona ermiştir. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.